Merhaba arkadaşlar, Ayak Topu'na hoş geldiniz. Van Spor maçı ile 4. bölümümüze başlıyoruz. Yine analizlerimiz doğrultusunda Van Spor'un biraz yumuşak bir takım olduğunu gördüm. Gözlemcinin verdiği raporlar doğrultusunda. Buna göre bazı ayarlamalar yapacağım. Çok tehlikeli oyuncuları var, iyi de gidiyorlar. Ama tamamıyla onlara sert oynayacağım. Yine orta sahada oyun kurmaya çalışacağız. Genelde stoperlerin çok top kaybettiğini gördüm. Bu yüzden biraz önde basacağız. Presi arttıracağım. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Hep birlikte göreceğiz. Dakika 15 oldu. Pozisyon yok. Şimdi Osman. Sol taraftan geliyorlar. Murat Behram. Sıddık. Çok tehlikeli bir ataktı. Murat Behram. 19 gol atmış ligde. Gol krallığında ilk sırada olabilir. Şimdi Asil Kağan. Kullandı. Savaş. Serdar Özbayraktar. Osman'da kaldı. Savaş. Rahatsın Savaş, yapma. Güzel. Übeyt. Savaş. Wait. Hata yapmayın. Şimdi Yiğitan. Atalay. Yiğitan Güveli. Batuhan'da kaldı top. Saçma top kayıpları yapıyoruz. Wait'te kaldı. Şimdi Atalay. Bir korner şansı. Vuramadık. Süleyman. Koştu aldı topu. Ahmet Canbaz. Bugün 11'de. Yiğitan Güveli. Süleyman Luş. Yiğitan Güveli. Übeyde döndü. Yiğitan Güveli. Atalay Babacan. Süleyman. Ahmet Canbaz. Yiğitan Güveli. İyi top yaptık. Şimdi Süleyman. Hata çıktık. Süleyman Luş. Ömer'e. Asil müthiş çıkardı. Kalecileri müthiş çıkardı. Çok etkili olduk. Şimdi hücum ağırlıklıya döneceğim. İlk yarının sonunda bir gol bulmak istiyorum. Genelde golleri bu dakikalarda yemişler. Taktiklerimiz de işe yaradı gibi. Şimdi Atalay, Kadir, Süleyman, Yiğitcan. Stoperlerimiz çok uyumlu iki isim. Yiğitan ve Yiğitcan. Şimdi Savaş'a müthiş top Celil'den. Savaş hata çıktı. Savaş, Serdar Özbayraktar. Celil'e, Celil'den Atalay'a, Atalay Babacan değişik bir vuruş yaptı. Evet, ilk yarıyı tamamladık. Şöyle performansınızdan memnun değilim diyelim. Topa dal diyebilirim. Daha agresif oynamak istiyorum. Ahmet Canbaz'ın yanına da Berkay Görmez'i alalım. Sarı kartı var. Ne olur ne olmaz. Yiğitan Güveli de sarı kart gördü. Hemen talimatı verelim. Topa dal talimatı da açık. Kırmızı kart görebiliriz, belli olmaz. Şimdi Atalay. Açtı ortayı. Asil Kağan. Tutuk bir maç geçiriyoruz yine. Asil Kağan. Sefa. Aldırtma orada ona. Güzel. Evet, dakika 65'e geldik. Hala gol yok. Yine bir beraberlik kokusu alıyorum. Celil yerine Erdem Seçkin'i oyuna atıyorum. Forvet'e de Mücahit Akçay'ı. Böylece değişiklikleri tamamlıyorum. Hücum ağırlıklıya geçelim. Biraz daha havadan oynayacağım. Tempoyu da yükseltelim. Yine çok iyi oynadık ama bir türlü golü bulamadık. Kadir Bekmezci, Sefa az kalsın yiyorduk. Kaleci ters tarafta kaldı.
Dakika 90 oldu. Gol yok. Aşırı hücum ağırlıklı alacağım. Son şans Atalay, Asil Kaan. Bugün iyi performans sergiledi. Onu geçemedik. Evet, yine karlı saha. Yine bir beraberlik mi? Oktay Übeyt. Az kalsın yeniliyorduk. Ama hala bir şansları var. Sıddık. Übeyt aldı. Güzel. Vur ileriye. Übeyt bekledi, zaman geçirdi, Yiğitan'a verdi ve maç bitti. Evet, yine beraberlik. Yani son maçlarda, evet ilk maçlarda biraz tedirgindim ama son maçlarda biraz daha hücum yapmaya çalışıyoruz. Galibiyet için oynamaya çalışıyoruz ama beraberlikle ayrıldığımız oluyor. Yani şu ana kadar 10 maçın, takımın başına geldiğimizden beri 10 maça çıktık. 10 maçın 5'ini kazandık, 5'ini berabere kaldık. Bu da güzel. Yenilmedik hiç. Oo. Ömer Yıldız sakatlandı. Kaç hafta var? 7. 1.000 euro verelim hadi, 5-6 hafta, belki son haftaya çıkartır. Sezonu kapattıysa para vermeyelim diyecektim ama olsun, bu seferlik 1.000 euro vermiş olalım. Şimdi evimizde Ergene ile oynayacağız. Ergene 17. Kazanabiliriz diye düşünüyorum. İyi oynuyoruz. Çok fazla pozisyon vermiyoruz. Yani Van Belediye gibi bir takıma karşı deplasmanda baktığımız zaman çok üstün oynadık. 18 şut, 9'u isabetli ama mutlak gol şansına giremedik. %64 topla oynadık. Ama bir türlü istenileni alamadık. Bakalım Ergene maçında galibiyetle dönebilecek miyiz? Böyle Nuh'u eleştirelim, Yiğitan'ı övelim. Yiğitan ve Atalay çok iyi iki transfer oldu. İlk 11'e uyum sağladılar. Çok iyi de performans gösteriyorlar. Onlardan çok memnun kaldım. En önemlisi 2 sene kiraladık ve seneye de bizimle birlikte olacaklar. Hemen şöyle bir Ergin'in raporuna da ufak bir bakayım. Bunlar çok altta yer alan takımlar, zaten çok eksikleri var ama yine de kritik bir hamle bulabiliriz. Soğukkanlı değiller, cesarette sıkıntı yaşıyorlar. Rakiplerin yaptığı toplam 22 asistin 8 tanesi sol kanattan kaydedilmiş. Zaten genel olarak kanatları kullanıyoruz. Hadi bakalım. Yine karlı saha. Atalay. Penaltı. Atalay Babacan kullansın. Daha önce de atmıştı. Bugün de kaçırmasa bari. Atalay Babacan. Geldi topun başına. Bekledi. Atalay Babacan ve gol. Cemal köşeyi bildi ama kurtaramadı. Dördüncü golü. Çok büyük katkı sağladı Atalay Babacan. Şimdi Yiğitcan. Übeyt'e döndü Übeyt.
Kaleci Übeyt hep oyunun içinde. Yiğitan. Atalay. Atalay'dan müthiş top Mücahit'e. Mücahit. Mücahit Ömer'in sakatlığında 11'deydi ama bu şansı şu an değerlendiremedi. Ama bundan sonra muhtemelen forvette Mücahit'le oynayacağız mecbur. Üçüncü bir seçenek Serdar'ı atabiliriz. Şimdi Yiğitan. Mücahit. Yiğitan. Güzel. Ahmet Canbaz. Güzel top. İki kişi bomboş. Ahmet Canbaz. Kadir. Offside. Çok bekledi. Direkt atsaydı iki kişi bomboş kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Atalay Babacan. Serdar. Çizgiden çıkardı Celil. Celil ilk golünü attı Celil. Çok güzel. 2-0. Oyunun tek hakimiyiz. %71 ile oynuyoruz. Toplu oynamada çok üstünüz. Şutlarda da üstünlüğümüz var. Hiç gelemediler kaleye. Bugün 3 puana yakın taraf biziz. Memnunum. Bu şekilde maçı tamamlayın. Yavaş yavaş yorulanları oyundan alabiliriz. Hiç gelmiyorlar kalemize. Hiçbir tehlikeleri yok. Şöyle bir Yiğitan Güveli'yi yerine o günü alalım. Çok yoruldu. Atalay Babacan. Bir gol bir asist. Atakan Keskin. Onu kesmek zorunda kaldık. Oynatalım. Bir de Rıdvan'ı alalım. Bayağıdır oynatmıyoruz. Onu yine hücum yapacağım. Sol kanattan bindirsin. Üç değişiklik birden yaptık. Artık maçın sonlarına geldik. Yiğitcan o gün. Yiğitcan, Kadir Bekmezci, Atakan müthiş top attı. Serdar Özbayraktar. Serdar Özbayraktar form tuttu. 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu bizi taşımaya devam ediyor. Artık 90+3 ve maç bitti. 3-0 kazanıyoruz. Bu gidişata göre bir yerde bir beşlik olacağız gibi geliyor bana ama kimse de karşımızda duramıyor. Beraberlik de alsak üstün taraf biz oluyoruz. Genelde oyunun favorisi biz oluyoruz. Bakalım bu şekilde mi devam edecek? Şimdi Sivas Belediye işte zor deplasmanlardan bir tanesi. Etkili bir takım. 5. sırada şu an. Yine bu maçı da oynayıp muhtemelen bölümün sonuna geliriz. Yavaş yavaş sezonun sonuna da geliyoruz. Hiçbir şekilde küme düşmeyle alakamız olmayacak. Gayet başarılı bir sezon geçiriyoruz. Şöyle bir bakalım. Zaten yönetimin beklentisi şu an %75. 8. sıradayız. İhtimalimiz 1. ile 16. Eğer muhtemelen bu maçtan sonra da küme düşme ihtimalimiz matematiksel olarak da kalkabilir. Evet, Sivas Belediye kazandı ama şu 3 gün önce maçtan 3 gün önce bir maç oynamaları hoşuma gitti. Yorulmuşlardır. Üçüncü sıraya yükseldi. Muhtemelen erteleme maçıydı. Evet, zorlu bir takım. Rıdvan'ın sakatlığı var 2-4 hafta. Atalay Babacan 1-2 gün. Maça kadar kendine gelir diye düşünüyorum. Murat Ceylan. Benim Yiğitan Güveli. Yiğitan Güveli çalışıyor. Atalay Babacan çalışıyor. Antrenmanlarda da maçlarda da en çok çalışan isimler. Rekoru kırmaya hazırlanıyor. Üst üste namalip olunan maç sayısı.
Bir maç kalmış. 11 maçtır. Yenilmiyoruz. Lig rekorunu kıracağız. Eğer yenilmezsek. Şimdi Sivas Belediye şöyle bir bakacak olursak, dayanıklılığı ve fizik gücü yüksek. Kafa vuruşlarında güçlüler. Yedi tanesi ilk 15 dakikada kaydedilmiş. Yine daha önce denediğim bir şey deneyeceğim. Hücum başlayacağım. Rıdvan'ın sakatlığı var. Oraya yedeğe Muhammed Sarıkaya'yı alalım. Serdar, Mücahit, Ahmet. Aynen devam. Taktiği maç başlayınca yapacağım. Sonra unutuyoruz. Diğer maçlara da öyle başlıyoruz. Şu an genel taktiğimi bozmak istemiyorum. Çok verimli. Evet, hava şartlarından dolayı sürekli maçlar erteleniyor. Süleyman Luş milli takıma gitmiş. 21 yaş altı milli takımına gitmiş. Rıdvan da sakat. Evet. Savaş Polat'ı alıyoruz. Savaş Polat bu maçta sol bek. Muhammed Sarıkaya 11'de. Bu biraz ters oldu. Bakalım ne olacak. Savaş solda deneyeceğiz Savaş. Yapacak bir şey yok. Evet, maça başlayalım. Atakan'ın hafif sakatlığı var ama oynayabilir. %91. Şöyle biraz daha yüksek tempoda başlayalım. Hücum oynayalım. Gencay. Serkan Yavuz, dakika 2. Geriye düşüyoruz. Sivas Belediye golü erken buldu. Bu kötü oldu. İlk şutlarında golü buldular. Osman Bayrak, Onur. Mustafa. Gencay. Osman Bayrak. Onur. Dışarıya. Sivas Belediye etkili oldu. Gencay. Yine bir duran top. Onur. Burak. Az kalsın 2-0 oluyordu ama bu tempo peki hayra alamet değil. Mustafa. Onur. Çok iyi müdahale Mustafa Aydın. Yine çok iyi müdahale. Yiğitan ve Yiğitcan, stoperlerimiz çok iyi müdahaleler yapıyor. Gencay. Kadir Bekmezci. Bir an penaltı zannettim. Peki iyi oynayamıyoruz. Şimdi Muhammed. Serdar. Serdar Özbayraktar. Kurtar bizi. Celil. Celil güzel açtı. Şimdi Savaş. Savaş da solda oynuyor. Mecburiyetten. Şöyle bir hamle yapayım. Gencay çok korner kullanıyorlar ve attı, 2 oldu. Yani duran toptan goller yedik.
İlk yarıda bir gol bulmamız lazım geri dönmek için. Çok zor işimiz. Yiğitan. Yani ilk kez mağlup olabiliriz. Yiğitan. Güzel top attı Mücahit. Mücahit at bunu. Ömer Yıldız sakat. Rıdvan sakat. Süleyman milli takımda. Eksikler var. Ve 2-0'da mağlubuz. Muhammed. Onur. Yine onlar geliyor. Gencay. Mustafa. Şimdi Savaş. Savaş Polat. Bir hata Savaş'tan. 3-0. Şok skor. Sivas Belediye 3-0 önde. Dakika 42. Takır takır gelip gol atıyorlar. Şöyle yapacağım. Mecburuz artık bir şeyler yapmaya. Farklı bir oyun tarzına döneceğim. Bir yerde patlayacağız dedik ve patladık. Yine Sivas Belediye'de top. Hiç etkili olamadık. İkinci yarıda pozisyon yok. Übeyt. Şimdi Mücahit. Berkay. Berkay aldı topu. Berkay görmez. Dışarıya. Bugün Atalay da etkisiz. Mertcan açık gözü bir 10 dakika görelim. Serdar. Serdar ortaladı. Mücahit vuramadı. Şimdi Kadir. Yiğitcan. Serdar. İyi top indirdi Mücahit. Ama Mücahit çok etkisiz. Olacak iş değil bu kadar. Bait. Duran toplar bizi mahvetti. Yiğitcan. Şimdi Serdar. Erdem. En azından bir gol atar mıyız? Erdem. Güzel top Mücahit. Neler kaçırıyorsun Mücahit? Savaş. Mertcan. Savaş Polat. Berkay Görmez'e. Mertcan. Savaş. Berkay. Kadir. Yiğitcan. Erdem. Serdar. O da kaçırdı. Mücahit Akçay 5.9 ile oynamış. 3-0 mağlup oluyoruz. 11 maçın sonunda kaybettik. Ligdeki durumumuza bakalım. 8. sıradayız. Playoff'la 8 puan fark var. 5 hafta kaldı. 5 haftada 8 puan kapanır mı? Çok zannetmiyorum. Sivas maçını kazansaydık belki bir ihtimalimiz olurdu ama 5 maçın 3'ünü evimizde oynayacağız. Bakalım diğer bölüm neler gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, ayak topunu takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın.
Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.